Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Öncelikli olarak cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin yerli ve milli bir şekilde uçuşlu testlerini başarılı bir şekilde tamamlamaya devam ettiği ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın etkileri gündemdeki yerini hala korurken, savunma sanayi uzmanları Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki gizli kozunu resmen açıkladı. Şu anda özellikle yerel medyada bu haber kendine geniş bir yer edinmeyi başarmış durumda. Aynı etkinin global çapta da yaşanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 ve F-35 savaş uçakları konusunda verdiği sözleri tutmamış olması ve çeşitli bahanelerle bu sistemleri hala geciktiriyor olması sebebiyle Türkiye savunma sanayi alanında alışılagelmiş doktrinleri kökünden değiştiriyor. Türkiye, uzmanların açıklamalarına göre hava savunmasını artık savaş uçaklarıyla değil, füzelerle kurmaya başlamış durumda. Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli bir şekilde geliştirme çalışmalarını başlattığı Cirit, nüfuz edici bomba ve Çakır gibi füze sistemleriyle hava savunma konusunda uçak bağımlılığını minimize etmeyi hedeflediğini belirten asgari uzmanlar, Türkiye'nin bir ilke daha imza attığını bildirdi. Roketsan tarafından yerli ve milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olma özelliğini bünyesinde barındıran TRG-230 İHA füzesiyle 100 kilometrenin üzerindeki hedefin başarıyla vurulduğuna dikkat çeken uzmanlar bunun oldukça büyük bir başarı olduğunun da altını çizdi. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleşen bu test atışında Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'ndan havalanan Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracımız yaklaşık 700 kilometre gibi bir mesafe kat ettikten sonra Sinop açıklarında bulunan hedefini TRG-230 İHA füzesiyle 120 kilometrenin üzerinde bir mesafeden tam isabetle vurmayı başardı. Başarıyla gerçekleştirilen bu test atışı Türkiye'nin havadan karaya atılan İlk balistik süpersonik füzesiyle gerçekleştirilen test olma özelliğini bünyesinde barındırıyor. TRG-230 füzesi şimdilik sadece Akıncı TİHA'lara entegre edilmiş durumda. İlerleyen dönemlerde diğer hava aracı platformlarımıza da entegre edilmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi yakın bir tarihte Akıncı TİHA'dan yeni bir süpersonik balistik füze test atışı da gerçekleştirilmiş durumda. Yaşanan bu gelişmeler, Türk silahlı insansız hava araçlarının önümüzdeki dönemlerde vurucu gücünün çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı anlamını taşıyor. Bu gelişmeler Yunanistan'da gündem olmakla birlikte panik havası yaratmayı da başardı. Türkiye'nin altına imza attığı her başarıdan sonra bildiğiniz gibi Yunanistan'da panik havası hakim olmaya başlıyor. Biz bu duruma alıştık ama onlar hala alışamamış gibi gözüküyorlar. Yunanistanlı bir analist, diyaloğa girdiği birine, ''Sana defalarca Türklere yapamazsın deme'' dedim. ''Bak yine yaptılar'' ifadelerini kullandı. Bu ifadeler Yunan medyasında da, yerel medyamızda da gündem oldu. Akıncı taarruzi insansız hava aracımızdan ateşlenen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230 İHA ateşlendi ve hedef başarılı bir şekilde vuruldu. Yaşanan bu gelişme Roketsan tarafından resmi hesaplardan Bayraktar Akıncı TİHA'mızdan ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230 İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu. Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz ifadelerine yer verilerek paylaşıldı. Bayraktar kardeşler de bu gelişmeye sosyal medya hesaplarında yer vermeyi tabii ki ihmal etmedi. Haluk Bayraktar yaptığı paylaşımında, ''Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı ve Roketsan TRG-230 İHA süpersonik füzesi ülkemizin savunma gücü için çok önemli ve stratejik bir kazanım. Hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi. Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda, ''Bayraktar Akıncı, Roketsan'ın geliştirdiği, Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA ile 100 kilometre mesafeden hedefi tam isabet vurdu.'' ifadelerini kullandı.
Son olarak bu testin gerçekleştirildiği dönemin Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in de konuya ilişkin kısa bir paylaşım yapmayı ihmal etmediğini hatırlatalım ve kısaca ondan da bahsedelim. İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda işte bu başarı Türk mühendislerinin inancı ve yetenekleriyle gerçekleşiyor. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Şirketlerimizle çizdiğimiz vizyon ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla Türkiye yüzyılına yürüyoruz ifadelerine yer verdi. Ulaştığımız bilgilere göre TRG-230 İHA füzemizin etkili menzili 20 ila 150 km arasında. Aynı zamanda bu füze hedefine nokta atışı hassasiyetle ulaşabiliyor. GPS karıştırması yani elektronik bir saldırı olsa dahi sahip olduğu bu yüksek hassasiyet oranını koruyabilen yerli ve milli mühimmatımız sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedeflere de oldukça başarılı bir şekilde angaje olabilmektedir. Bildiğiniz gibi bu füzeden önce Roketsan tarafından geliştirilen TRG-230 adında bir kara füzesi vardı. Adından da anlayabileceğimiz üzere bu TRG-230 İHA füzesi yeni ve geliştirilmiş bir füze olarak karşımıza çıktı. TRG-230'a bakacak olursak, TRG-230 füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 70 km menzil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili bir ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden atılabilmektedir. Topçu ve hava savunma sistemleri, radar istasyonları, lojistik tesisler gibi stratejik noktalar TRG-230'un ana hedefleri arasında yer alıyor. TRG-230 İHA füzesi ise az önce sizlere bahsetmiş olduğumuz TRG-230 platformundan geliştirilmiş ve insansız hava araçları için revize edilerek, menzilinin artırılarak, vurucu gücünün çok daha yüksek seviyelere çıkartılarak piyasaya sunulmuş bir versiyonudur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.